Herkese merhaba. Bugün beraber Bagineo bebek arabasının kutu açılımını yapıyoruz. Bagineo bebek arabası benim ikinci bebeğim için tercih ettiğim bebek arabası oldu. Şimdi size neden tercih ettiğimi ve özelliklerinden bahsedeceğim. Bu arada da eşim paketini açıp parçalarını çıkartacak ve arabayı beraber birleştirmeye başlayacağız. Böylece kolay mı birleşiyor, zor mu onu da test etmiş olacağız. İlk önce olumsuz özelliğiyle başlamak istiyorum. Bence Bagineo bebek arabasının tek olumsuz özelliği var. O da ana kucağının ayrı satılması. Ayrı satılan bir iki tane daha model var ama çoğunlukla bebek arabalarının ana kucağında içinde satılıyor. Bu bence tek eksi özelliği bu bebek arabasının. Onun dışında bir eksi özelliği ben şahit olmadım, yaşamadım ya da duymadım diyebilirim. Şimdi geçelim. Ben neden tercih ettim bu bebek arabasını? 3 tane nedeni var benim gözümde. Bunlardan ilki çok şık olması. Gerçekten diğer bebek arabalarının arasında bence göze çarpıyor. Çok şıktı, ben görür görmez vuruldum. İkincisi, tek elle gerçekten çok kolay açılıp kapanması. Hani diğer bebek arabalarını da satarken genelde şey derler, kolay açılıp kapanıyor. Tek elle açılıp kapanıyor. Bir elinizde bebek varken diğer elinizde açıp kapatabilirsiniz gibi şeyler söylerler. Ama ben bunu orada özellikle deneyimledim. Gerçekten tek elle çok kolay açılıp kapanabiliyor. Bu benim için ikinci önemli özellikti. Üçüncü özelliği ise katlandığında kapladığı yer. Bizim bagajımızda çok büyük sorun oluyordu. Önceki bebek arabamızın çok büyük yer kaplaması. Bu gerçekten çok çok az yer kaplıyor. Benim için en önemli üç özelliği buydu. Tabii bunun dışında birçok güzel özelliği daha var. Onlardan biri bebek arabasının toplam kilosunun 9 kilo olması. Yani oldukça hafif bir bebek arabası. 9 kilo bence diğerlerine göre bu yönden de çok çok başarılı. Doğumdan itibaren 22 kiloya kadar taşıma kapasitesi var. Koltuğunun 3 tane farklı kademesi var. İsterseniz dümdüz yatırabiliyorsunuz, isterseniz dimdik oturtturabiliyorsunuz, bir de arasında orta bir kademesi var mevcut. Gördüğünüz gibi bu arada videoda da oldukça kolay montesi var. Bütün ayrıntılarını videoda göstermeye çalışıyoruz. Görüyorsunuz tekerlekler oldukça basit monte oluyor. Tekerlekler, ön tarafı, bir de üst kısmı ayrı ayrı parçalar. Arkasındaki mandalı tutarak çok kolay yönünü verebiliyorsunuz. İster böyle tam yatırabiliyorsunuz, isterseniz mandalını tutup böyle ittirebiliyorsunuz. Bakın bu orta kademe, bir de çok dik olan bir kademesi var. Kapandığında bakın bu kadar küçülüyor. Bence oldukça küçük ve her bagaja uygun. Buradaki mandalı tutarak çok basit açabiliyorsunuz. Bu arada el tutma yerleri de deri. Çok güzel. O da ayrı bir şık duruyor. Evet, tuşuna basıp böyle ileri doğru itip çok da kolay kapanıyor. Görüyorsunuz tek elle. Açılıp kapanması dediğim gibi çok büyük kolaylık. Özellikle şu da var. 4 teker geliştirilmiş süspansiyona sahipmiş. Önceki bebek arabamda gerçekten her bir tekeri şey yapıyordu. Yani farklı bir yöne doğru gidiyordu. Kullanımı hiç kolay değildi. Bakın böyle çift yönlü kullanabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. İsterseniz bebeğiniz size doğru bakabiliyor. İsterseniz de dışarı doğru bakabiliyor. O da çok kolay söküp takılması. 2 dakika içerisinde size doğru çevirebilirsiniz.
Bu da yine başka bir aparatı içinden çıkan. Bu arada monteyi de görüyorsunuz. Montesi çok çok basit tüm parçaların. Bakın bu da ayaklığı, ayak örtüsü diye geçiyor. Kış ayları için. Bunun da oldukça kolay kullanımı. Bebeklerinizin ayağı bunun içinde sımsıcak olarak duracak. Tentesi de böyle uzanıp uzayıp kısalabiliyor. Fermuarını kapatınca daha kısa, fermuarını açınca da daha uzun bir tentesi oluyor. Tam boy tente diye geçiyor bu. Ayrıca bir de böyle tam boy yağmurluğu var. Benim bu bebek arabası için ayrıyetten satın aldığım ana kucağı bu. İkisini de ben Ebebek'ten satın aldım. Ebebek'te ikisini de bulabilirsiniz. Özellikle Ebebek indirimini takip ederseniz gerçekten uygun fiyata sahip olabilirsiniz. Ben öyle almıştım. Şimdi ana kucağını bebek arabasına monte etmeyi göstereceğiz size. Bunun için de yine kutunun içinden iki tane aparat çıkıyor. İlk önce o aparatları yerine takıyoruz. Bakın bahsettiğim aparatlar bunlar. Aparatların da takımı oldukça basit. Ana kucağının da bebek arabasına montesi oldukça basit. Zaten her bir parçayı taktığınızda bir tık sesi geliyor. Bunu da buraya monte ettiğinizde tık sesi, yerine oturma sesini duyacaksınız. Daha sonra güvenli kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça basit takılıyor. Sürüşü de oldukça rahat. Sapı da uzanıp kısayabiliyor, görüyorsunuz. İster en kısa, ister en uzun modda kullanabilirsiniz sapını. Buradaki düğmesine, bakın şu arada bir düğmesi var. Bu düğmesine basıp rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Tekrar diğer başlığını takıyoruz. Bunun için ana kucağını taktığımız parçaları çıkarmamız gerekiyor. Bu direkt sapa takılıyor. Ana kucağı bir aparatla bu sapa takılıyor. Bakın ayak korumalığının da kademeleri var. Ayak koyma yerlerinin. Tekrar açılıp kapanmasını gösteriyoruz size. Öncelikle oturak kısmını kapatıyoruz. Sonra bastonundan itiyoruz. Oldukça kolay kapanıyor. Kapalı hali de oldukça ufak. Dediğim gibi 9 kilo toplamda, oldukça ergonomik bir araba bence. Bu arabayı seçme nedenlerim bunlardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Bebeklerle ilgili daha birçok video gelmek üzere. Haberiniz olsun. İlgilendiyseniz mutlaka abone olun. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.